Evet değerli izleyicilerimiz, Antep'e gelmişseniz içeceksiniz sabah kahvaltısında beyranı, sonra olacaksınız bu ülkenin, bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın, bu ezanın ve Gaziantep'in heyranı diyorum efendim. Ali Ustam'la beraber oturduk sofraya. Dedi ki Harun Bey, açık söyleyeyim ben dedi. Bu gördüğünüz her şey Antep'e mahsus yiyecek değil dedi. Bizim yiyeceklerimiz sayılı dedi. Bu zaten Türkiye'nin her noktasında böyle. Efendim doğruyu söyleyeni alnından öpeceksin. Yiğidi öldüreceksin. Hakkını vereceksin. Evet, neler söyleyeceksin abicim şimdi? Öncelikle burada bize ait olan, Antep'e ait olan hangi tabaklar? Şimdi Antep'e ait olan öncelikle beyranımız tabii ki. Bizim sabahleyin vazgeçilmezimiz beyrandır. Daha sonra Antep peynirimiz var. Burası Antep'in beyran. Tabii. Antep peynirimiz var. Böyle suda mı verirsiniz abi? Bu tuzlu olduğu için sert olur. Yumuşaması için sıcak suda bekletilir, böyle servis edilir. Kaşar peyniriyle beyaz peynir karışımı gibi bir şey. Bu Antep peyniri Antep yöresine özeldir. Eyvallah tabii. Yani ben renk olarak söylüyorum. Renk olarak aynı tabii. Eyvallah. Başka neyimiz var? Daha sonra nohutumuz var burada. Yani sabah kahvaltısında böyle nohut. Tabii nohutumuz olur ve yanında da piyazımız olur. Nohut, evet, piyazımız. Nohut. Ve piyaz ayrılmaz ve ikili. Piyaz. Bunun da tadına bak, biraz diyor efendim. Evet. Önümüz gördüğünüz gibi yaz diyoruz efendim. Evet. Nohutumuz var, piyazımız var, beyranımız var. Antep peynirimiz var. Bunlar Antep'in yerli malı, yurdun malı. Aynen öyle. Evet. Daha sonra işte tahinle karışık pekmezimiz var. Tahinimiz var. Tabii. Pekmezim. Karışık. Karışık tahinle bu. Karışık. Tabii, evet, tabii ki. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi tahinle pekmez karışık Antepliler bu yiyeceğe alışık diyoruz. İnşallah evet. Türkiye'de alışacak. Evet efendim. Burada böreğimiz var abi. Evet, böreğimiz var. Sigara böreği. Bu da Antep peyniriyle sarılır yine içerisinde. Böyle ince mi sarılır yani? Tabii ki. Genelde bu böreği böyle kalın sarıyorlar ama Antep'te ince sarılır. Tabii ki öyle olur. Evet, incecik sarılmış. Kaymağımız var. Bal, kaymak ve fıstık. Bal, kaymak, fıstık. Fıstık tabii ki. Eyvallah. Üçü fıstık, bir arada olsun diyorsun efendim. Tabii fıstık efendim. Bizim olmazsa olmazımızdır. Eyvallah efendim. Onu da koyduk bu tarafa. Burada neyimiz var efendim? Yani bu da yine kahvaltılık lor. Lor peynirimiz. Evet. Üstüne de cevizimiz var. Ceviz bu bölgenin mi? Yok, ceviz yani bu bölgede de var ama bizim burada ilçelerimizde var. Bu ilçelerde aynen. Var abi. Evet efendim. Gördüğünüz gibi sofrada yok kahvaltının sayısı. Üzümün üstüne koyulmuş kayısı. Evet. Evet, kayısı ve üzüm. Kayısı Malatya, üzüm Antep. Bizim kilis karası dediğimiz üzümümüz olur. Maşallah efendim. Evet. Şurada yine peynirlerimiz var, orada domatesimiz var, salatalığımız var. Bir de Anteplinin olmazsa olmazı. Kahvaltıda ciğerimiz. Kahvaltıda ciğer. Evet. Ne ciğeri? Bu kuzu ciğeridir. Ciğerini yerim dedikleri bu mu abi? Aynen öyle. Kuzunun ciğerini yiyorlar değerli dostlarımız. Ve yine burada bir kızartma. Kızartma tabağımız. Nemiz var abi? Biber, soğan, patlıcan ve patates. Ortasında da şeyimiz olur, yoğurdumuz olur. Siz soğanı da kızartmışsınız. Tabii soğan da var. Eyvallah değerli dostlar. Çok nadir görmüyoruz. Evet. Antep kahvaltısında soğan da böyle incecik kesilmiş, kızartılmış. Evet. Yani geldiğin zaman burada yumurta. Yumurta sucuklu olur. Yumurta sucuklu yaptık. Tabii. Kış geldiği zaman Antep'te insanlar gocuklu diyoruz. Bu ne benim? Efendim bu da incirle fıstıklı karışık şey. Reçelimiz. Evet. İncirle fıstık. Fıstık tabii. Fıstığı katıyorsunuz üstüne. Tabii ki evet. İncir reçelinin üstüne fıstığı katıyorlar. Antepliler yatsı namazından sonra efendim karınları doyuruyorlar. Huzurlu bir şekilde yatıyorlar diyoruz efendim. Evet. Bu zaten zeytinimiz. Evet. Eyvallah değerli dostlar. Tabii Antep kahvaltısının içinde bir kez daha söylüyoruz. 4 tane 5 tane buradaki ürünü dedi ki Antep'te yetişiyor. Aynen. Diğerleri tabii. De çevre illerden, ilçelerden tedarik ediyoruz dedi. Yolunuzu Antep'e düşürürseniz Antep'in merkezinde Şahin Bey'e geliyorsunuz. Hani pehlivanlara diyorlar ya, hani Veli, hani Ali, hani Kurt Derili, Ali'yi sorarsanız herkes parmağıyla gösteriyor değerli dostlar. Gaziantep gastronomisine büyük katkılar sağlayan değerli kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Kahvaltınızı burada yapacaksınız. Hemen ileride de tarihi bir cami var ve Antep'in merkezi gerçekten buram buram tarih kokuyor. Ben Gaziantep'in Gaziantep olmasına vesile olanları, bu il için şehit olanları, gazi olanları da rahmetle anıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.